Başkanım ne var ya? Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Alalım çiçekleri. Evet. Biraz geliyor arkadaşlar. Allah korusun. Çiçekler ağzı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dün akşam itibariyle en son transferimizi noktaladık. João Mario aramıza katılıyor. Tabii ben diğer tüm demeçlerimde de ifade ediyordum. Bizim transfer yapmakta herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız mevcut oyuncularımızı göndermekle alakalı. Çünkü Süper Lig'de limit 14 oyuncu. 14 yabancıya izin veriyor. Bizim şu an hali hazırdaki mevcut kadromuzda 16 yabancıyla devam ediyoruz. Ve maalesef istediğimiz oyunculara her ne kadar teklif de bulsalar arkadaşlar, bu oyuncular ayrılmayı bir şekilde kabul etmiyorlar. Kabul etmedikleri takdirde de bizim elimiz kolumuz bağlanıyor. Çünkü mevcut kadrodaki bir oyuncuya lisans çıkartmamak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü lisans çıkartmadığımız takdirde bu oyuncular haklı fesih maddesinden yararlanarak tüm sözleşmesindeki ücreti talep ediyorlar. Yani bu da olacak iş değil. Şu an göndermeye çalıştığımız 3 tane oyuncumuz var. Amartey, Chamberlain ve Abubakar. Ama tabii bunlar zor işler. Bununla alakalı ilgili arkadaşlar canla başla mücadele ediyorlar. Taraftarımız şu an transfer bekliyor. Özellikle sol beke transfer bekliyor. İsim vererek söyleyeceğim yani. Hakikaten derdimizi tam anlayabilmeleri için Young Boys'un sol bek oyuncusu var. Hacci diye bir oyuncu. Bu oyuncuyla ilgilendik. Bu oyuncuyla temasa geçtik. Teklif yapmak üzereydik ama teklif yapamıyoruz. Çünkü bu oyuncunun maliyeti yaklaşık bedava kiralık gelecekti. Zorunlu satın almayla 4,5-5 milyona biz satın alacaktık. 21 yaşında çok iyi bir sol bekti. Ama ve lakin bu 4,5-5 milyon gibi gözükse de bunun maliyeti aslında 4,5-5 milyon değil. Çünkü Chamberlain'e 6,5 milyon lira para vermemiz lazım ki fesih edelim. Ve oyuncunun maliyeti otomatikman 11-12 milyona geliyor alabilmemiz için. İşte demin de dediğim gibi elimiz kolumuz bu anlamda bağlı kaldı. Bundan sonra bir hamle olabilmesi için gerçekten mucize olması lazım. Bugün İstanbul'dan bize bu ilgilenen arkadaşlarla, oyuncu göndermeyle alakalı ilgilenen arkadaşlarla onlardan bir haber gelmesi lazım. Hallettik, çözdük, işte gönderiyoruz şeklinde ki biz hemen transfere yönelelim. Öbür türlü mümkün değil. Yani bizim elimizde olan bir şey yok maalesef. UEFA ile daha diyaloğa geçmedik. Daha çok kendi memleketimizdeki yetkili kuruluşlarla, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliklerle irtibat halindeyiz. Onların fikirlerini alıyoruz. Ona göre bir değerlendirme yapacağız hafta içerisinde. Akabinde de UEFA'ya gidip gerekli, eğer gerekirse tabii ki, başvurularda bulunacağız. Tabii biraz karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor. İşte oradaki basın yolunu kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Ama benim daha önceki açıklamamda da söylemiştim. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafir ülkesiyizdir. Bunu çok açık ve netlikle söyleyebiliyorum. O yüzden politikaya, sporu politikaya alet etmezlerse, bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız. Tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz. O yüzden arkadaşları İstanbul'a bekliyoruz. İkinci başkanımız Sayın Hüseyin Yücel'e teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Özlem Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğinden. Ben 12 yıldır İzmir'de yaşıyorum, Urla'da.
bir Beşiktaşlıydım. Bundan sonra İzmirli bir Beşiktaşlı olarak hayatıma devam edeceğim. İnşallah dernekte daha sık görüşeceğiz. Bundan sonra Hüseyin Başkanımı herhalde daha sık göreceğiz. Evet, burada. İnşallah. Tekrar sizin nezdinizde teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Alabiliyoruz değil mi şu anda hemen?